Hazır elde yapılmış daha güzel olduğu için, öbürküler fabrikasyon olduğu için tatları pek fazla tutmuyor, fazla kavrulmuş oluyor. Onun için kadayıfı seçiyoruz yani. Kendimiz ayarladığımızdan dolayı hazır kadayıf almayı tercih ediyoruz yani. Pişmemiş kadayıf. İnce ekmek aldınız. Evet efendim. Niçin normal ekmek değil de bunu aldınız efendim? Efendim biliyorsunuz Kurban Bayramı geliyor. Bu kavurmanın içine koyuyoruz. Biz bildiğimiz gibi Çankırı'nın adetleri kavurmaya bir ekmeği alıp yiyoruz. Afiyet olsun efendim. İsmim Mesut Sarı, 26 senedir bu işi yapıyorum. İnce ekmek, yufka, kadayıf bu tür mamuller üretiyorum. Ürettiğimizden en çok bayramlarda satılanlardan ince ekmek, kadayıf, böreklik, yufka bu tür çeşitlerimiz çok satılmakta. Kadayıfın veyahut da ince ekmeğin bayramlarda satışı daha yüksek. Şehir dışından gelen hemşehrilerimiz, İstanbul'dan, Ankara'dan, yurt dışından gelen hemşehrilerimizin en çok tükettiği malzeme ince ekmek. Satışı çok olan bir şey. Bayramlara has bir şey. Çünkü kıymanın yanında özellikle yenilen bir şey olduğu için ince ekmek daha çok tutuluyor memleketimizde. Olmuş olsa, yetiştirebilmiş olsak bir tona yakın ince ekmek satma ihtimalimiz çok yüksek. Yetiştiremiyorsunuz. Evet, yetiştiremiyoruz ince ekmek bayram olduğu için. Yetiştirebilmiş olsa bir ton, iki ton satılır. Çünkü dönüşlerde de alıyor hemşehrilerimiz bu ince ekmeğe. Memleketi mesela Almanya'ya, Fransa'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya her tarafa buradan ince ekmek gönderebilme şeyimiz var. Ama yetiştiremiyoruz. Yetiştiremediğimiz için maalesef elimizde ne varsa onu satıyoruz. Tamam, kaç tane? 3 tane. Tamam. Öncelikle Çankırı halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Atalarımızdan gelen bu geleneğimiz dolayısıyla yapılan ekmeklerimiz yetişmiyor. İnşallah herkes rahatlıkla bulur, temin eder ve bu kültürümüz asırlarca devam eder. Allah razı olsun. Bu ince ekmek Çankırı'mıza has özel, kurbanda ikram edilebilecek en güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Kalmıyor, o yüzden erken davranıyorum. Bu ince ekmekleri bayramda misafirlerimize ikram edeceğiz. Afiyet olsun. Ben 81 yaşındayım. Eskiden hep evlerde yapılırdı. Aşağı yukarı kadınların hepsi de yapardı bu ekmeği. Fakat seneler geçti aradan evlerde yapan kalmadı. İyi ki bilen var da bunları. Bir de o eskiyi hatırladı yücümüzü. Bayramdan seyreler olsun alıyoruz evde. Yumurcak. Kurban var çünkü. Kıyma yani çok güzel yeniyor bu. Affedersen geliyorum. Şöyle bir sabah ayrı mı? Aynen. Farkı da bir şey yok. Ben de para ayrı. Selamünaleyküm Ayşe. Selam. Hoş geldin. Sağ ol. O ince ekmek sıkıntısı Çankırı'da niye? Bayram dolayısıyla ince ekmeğimiz elimizde basıp. Anadolu kendi Çankırı'nın merkezinde müsaitlerim gelecek. 10 kilo hasta yerine bulabilir miyim? Yerine bulabilir miyim? O zaman sen bir alayım. Ne kadar yaptı? Teşekkür ederim. Bu işin çözüm bulalım mı? Ya bulmalısın. Kurban Bayramı dolayısıyla böyle ince ekmek sorunu. 2 kilo. 2 kilo. Uygun değil diye düşünüyorum. Ne kadar ben takip edeyim? Ne kadar borcun? 20 lira. 20 lira. Teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler, hayırlı bayramlar. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Afiyet olsun. Şuradan giderim mi? İnce ekmek. Küçükler 3 lira. Paketler var, kilosu 6 lira ama. Hani Müzgün'e yutkayı da yapıyor, bazlamayı da. Yani bizi muhtaç etmiyor. Yufkamızı da bazlamamızı da kendimiz yapıyoruz. Fakat kadayıfede zaman bulamıyoruz. Onun için bir kadayıf almaya geldik.